Merhaba sevgili dostlar. Yine güzel bir program. Yine köşelerimizden en sevdiğim köşede ve bu en sevdiğim köşede de en sevdiğim kardeşimle beraberiz. Neredeyiz? Hatice Kübra Tongar'ın evindeyiz. Hatice Kübra'cığım, bizi misafir ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Safalar bulduk efendim. Allah razı olsun. Sevgili dostlar, bugün neyi konuşacağız? Tabii ki son kitabından bahsedeceğim Hatice'nin. İyileşen anneliğin. Çok önemli. Çünkü biz anneler yeri geliyor bunalıyoruz, sıkılıyoruz, ne oluyor bize, nereye gidiyoruz, biz bu halleri neden yaşıyoruz noktasında birçok sorularımız ve sorunlarımız var. İşte ben onları elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizler için Hatice Kübra'ya soracağım. Peki bunu sorarken asıl altını çizmemiz gereken nokta nedir? Anneliğin bilinç dışı. Hocam ona diyeceksiniz, ya bugüne kadar bilinç içini çok konuştuk. Baktık bu içte bir şey olmuyor. Biraz da bir dışa çıkalım. Bir seyri sülük edelim efendim. Biz o seyri sülükte efendim çok güzel bir mekandayız. Küçükçekmece Gölü'ndeyiz. Böyle mekanlarda da ferahlık olduğu gibi iç alemde de içimizde de bir seyri sülük etmenin zamanı diyoruz. Bilinç dışı derken efendim bu bilinç dışı nedir ne değildir? Bizim annelik hikayemizde nerede oturuyor? Buradan başlayıp ben susuyorum seni dinliyorum Hatice. Buyurun söz senin. Teşekkür ediyorum. Öncelikle şeyi söyleyeyim. Şimdi siz sunumu yaparken yıllarca Moral FM'de falan yaptığımız o yayınlar. Ya, ben sizin ya. İşte Hilal TV'de falan yaptığınız yayınlara misafir olurum. Siz olur. Bana olursunuz ya, falan diye. Sevgili arkadaşım biz sohbet edelim. Vallahi iki ya. Yayıncı. O kadar çok yayın yaptık ki birlikte. O kadar güzel şeyler paylaştık ki. Elhamdülillah. Hala Moral FM konuşuluyor biliyor musun Hatice Kübra? Yani arşiv şahane zaten, arşiv şahane. Abla seni oradan duymuştuk, ne yapıyorsun? Bak biz yine geldik, konuşuyoruz işte bildiğiniz yerden. Elhamdülillah, çünkü tekamülün sonu yok. Bizler öğrenmeye hep devam ediyoruz. Hayat hiçbir zaman öğretmenliğe getirmiyor insana, hep öğrenci. Hep de ona talip olmak gerekiyor herhalde. İşte insan okudukça, öğrendikçe, yaşadıkça, tecrübe ettikçe yeni yeni kavramlar, yeni yeni manalar, kendi tekamül yolculuğunda yeni yeni basamaklar oluyor. Sizin benim gibi biraz kalem ehli olunca da işte kitaplar ortaya çıkıyor. Bunlardan taşanlar belki kendi sürecimizden. Bilinç dışı da aslında belki izleyenlerimizin de az çok bilebileceği ya da duyduğu, hani daha çok bilinçaltı diye kullanılan kavram. Nedir bu? Bizim şu an konuşurken cümlelerimizi işte ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Ya da işte kamera karşısında şöyle oturalım, şunları konuşalım diye. Bunları neyle yapıyoruz? Bilinçli aklımızla yapıyoruz. Bir de bizim hayatın içerisinde aslında çokça yaptığımız ama o an bilinçli farkındalığımızda olmadığımız bir otomatik pilotumuz var. Bu otomatik pilotumuz bizim bilinç dışımız tarafından yönetiliyor. Ve öyle bir şey ki hani bu bilinçaltı, bilinç dışı kavramları niye bu kadar çok gündeme geliyor ve konuşuluyor sorusunun cevabı aslında şu. Bilinçli aklımızla verdiğimiz kararlar, yani bu kararı ben verdim ya da benim inançlarım şöyledir, benim değerlerim şöyledir diye bilincimizle düşünüp tartıp ortaya koyduğumuz şeyler aslında bütün sistemin %5'ini oluşturuyor sadece. O kadar abartmış. Aynen, aynen. Yani dostlar biliyorsunuz bizim bir özelliğimiz var. Hatice Kübra veya ben konuşurken kağıtlar, kalemler elimizde olur. Eminim sizlerin de öyle. Lütfen notlarımızı alalım. %5'lik için mi bu kadar sıkıntımız bu? Ve bu %5'i de aslında çok iradi değil. Çünkü bu %5'inde verdiğimiz kararları da büyük oranda o %95'lik buzdağının görünmeyen kısmındaki bilinç dışı yönetiyor. Peki nedir bu bilinç dışı? Nasıl oluşuyor? Anne karnında oluşmaya başladığımız andan itibaren ortaya çıkan ve bizim duyu organlarımızla hayatı duyumsadığımız her noktayı kayıt altına alan, biz çoğu şeyin farkında değiliz. Mesela ben şu an sizin suratınıza bakıyorum, işte bilinç dışı bunu kayıt altına alıyor. Ama bir yandan bir ses duyuyoruz değil mi? Apartmanda bir tamirat var. Belki benim bilincim odam orada değil. Ama bilinç dışı bunu da kayıt altına alıyor. Şuradaki çiçeklerin kokusunu da kayıt altına alıyor. İşte şurada benim bakmadığım manzarayı da kayıt altına alıyor. Arkadan gelen çocuk seslerini de kayıt altına alıyor. Benim farkında olduğum ya da olmadığım her şeyi kayıt altına alan bir sistem. Anne karnından itibaren. Anne karnından itibaren dememin tırnak içinde çok önemli bir yönü daha var. Çünkü sadece duyumsadığı şeyler dış ortamla alakalı değil. Birebir annenin hormonal bütün varoluşunu da paylaştığı bir epigenetikle açıklanan bir sistem var malum. Yani anne ile bebek daha iç içeler. Ayrı birer varlık, ayrı birer birey değiller. Dolayısıyla biz anne karnından itibaren bilinç dışı bir seviyede annemizin duyguları, annemizin bizimle ilgili düşünceleri, problem çözme becerileri, insanlara bazen bu şey gibi geliyor. Nasıl ya, yani nasıl böyle bir yazılım geçer ki? Şöyle düşünebiliriz.
annemiz kanser hastasıysa ya da böyle bir sülalede böyle bir yatkınlık varsa, çocukta olma ihtimali nasıl artıyorsa, onda da böyle bir yatkınlığı beklememizi genetik geçişle tanımlıyorsak, aslında bütün duygular, düşünceler, davranış biçimlerinin de genetik bir geçişi var. İşte buna genetik denmiyor da epigenetik deniyor. Epigenetik, evet. Yani orada tarif edilen bir şeyden bahsediyoruz. Ve bütün bu yazılımlar özellikle anne karnıyla hayatın ilk 6 yılı arasında belli şemalar, belli örüntüler oluşturur şekilde bilinç dışımıza kaydoluyor. Bitiyor mu bilinç dışının kaydı 0-6 yaşta? Hayır, bitmiyor. Tabii ki ömür boyu devam ediyor. Ama 0-6 yaşta olanlar hayatı tanıma sürecimizi de oluşturdu ve bir zemin inşa ettiği için orası ne oluyor? Bundan sonra benim seçeceğim eşi etkiliyor, benim anneliğimi etkiliyor, benim insanlarla ilişkimi etkiliyor. Mesela bazı insanlar vardır. Bir şey söylersin ya, herhangi bir şey. İyi bir şey diyelim. Onun hakkında çok iyi bir şey. Bu şahane bir program falan diyorum mesela ben size. İyi bir geri dönüş veriyorum. İç dünyanızdan mesela diyorsunuz ki ya bunun bir menfaati mi var? Niye böyle söyledi ya bu? Güvenemiyor. Halbuki karşındaki çok samimi niyetlerle söylüyor. Mesela niye altında bir şey arıyor? İşte bu niyenin cevabı o bilinç dışında. O 0-6 yaşta. Aynen. Şimdi sevgili dostlar diyorlardır. Ha, şimdi anladık. Bu psikologlar niye bizim çocukluğumuza iniyor? Evet, bir çocukluğa inme muhabbeti çünkü hep o yüzden. 0-6 yaş orada önemli bir nokta. Evet, ben aile danışmanıyım. Ve inanın yıllar içerisinde danışanlarımda çok net gördüğüm bir örüntü. Mesela çok farklı sebeplerden gelir insanlar evet, bize. Evet. Ve genelde bugünle ilgili sebeplerdir onlar. Ve bardağa taşınan bir son damla vardır. Ha. O damlaya akılıp, o damlayı takılıp, söylerler. Peşinden sürüklenip gelir. Aynen. Sorun odur, o damla. Ve bugünle ilgilidir yani. Hı-hı. Ama o bugünle ilgili şeyi konuşurken kendi anne baba örüntüsüne dair muhakkak bir şeyler bulursun. Kendi eşiyle ilgili bir problemle ilgili, evliliğiyle ilgili bir sorunla alakalı geldiyse, kendi anne babasının ilişkisine dair muhakkak ki bir şey, devam eden bir döngü, aktarılan bir şeyi muhakkak ki bulursun. Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela nasıl her şey çocuklukla ilgili oluyor ya, iyi bir örnek olacak. Bir danışanım benden çocuğuna iyi din eğitimi verebilmek adına psiko eğitim almak istediğini söyledi. Yani danışma sebebi buydu. Bir psikopatolojiyle gelmedi. Dedi ki ben sizden pedagojinin en temel şeylerini öğrenmek istiyorum. Çünkü çocuğuma iyi bir din eğitimi vermek istiyorum. Gelme sebebi bu. Sebep de gayet evet, bilinçli bir anne. Tabii ilk seanslarda biz biliyorsunuz anamnez alırız. Yani genel bir öyküsüne bakarız ki tamam ben bir bilgi vereceğim ama nasıl bir aileyle görüşüyorum ben? Nasıl bir ortamları var? İşte kaç çocuk var? Çocukların yatışı, kalkışı, okulu. Hani bu tarz bilgileri aldığımız bir süreç vardır. Ben o süreçte illaki anne babayı da bir sorarım. Dedim ki yani siz dini eğitimle alakalı temel taşları öğrenmek niyetiyle benimle görüşmek istediniz. Ben şunu soracağım dedim. Yani sizin anne baba figürünüzle kurduğunuz aile ilişkisi ilk başta çekirdek aile nasıldı? Bunu da şu yüzden soruyorum dedim. Bilim bize söylüyor ki dedim, İlk otorite olan anne baba ile kurduğumuz ilişki, asıl otorite olan Rabbimizle kurduğumuz ilişkinin aynısı. Bilim mi söylüyor? Evet. Yapılan araştırmalar. İyi. Elhamdülillah. İlk otoritemiz anne baba çünkü yıllar orada... Yıllar evvel söylenmiyordu böyle bir şeyler çünkü. Aynen. Din psikolojisi artık şahane araştırmalar çok yapılıyor. Çok yol aldık elhamdülillah. Aynen. Şimdi anne baba ile ben güvenli bir bağ kuramadıysam, eğer bir farkındalık oluşturup değiştirmezsem Rabbimle de kuramıyorum. Allahu ekber. Ve mütedeyyin olmam, hayatımın mutasip olması hiç fark etmez bunda. Ve bu kardeşim de çok dindar bir kardeşim zaten. Kaldı ki bana gelme sebebi de zaten yani, bu. Yani. Hani din konusunda hassas. Aynen, evet. Din konusunda hassas. Anne baba deyince bu güzel kardeşim ağlamaya başladı. Çok Allah. Kötü bir çocukluk geçirdiği, otorite olarak anne babanın çok baskıcı, katı olduğu, özellikle din konusunda çok katı olduğu, yani katı derken taassup sahibi ne yazık ki. İşte orada yani, bir hikayeler varmış demek ki. Bir şeyler var ve anlattı bunları, anlattı. Dedim ki, şimdi bir şey rica ediyorum dedim. Elinizi dedim kalbinizin üzerine koyun, gözlerinizi kapatın ve Allah deyin şöyle çok içten. Bir Allah deyin. O sırada dedim bedeninizde ne hissediyorsunuz bana onu söyleyin. Ama hiç filtrelemeyin dedim. Yani burada biz bizeyiz ve bir şeyi çözmek için konuşuyoruz zaten. Gerçekten ne hissediyorsanız onu söyleyin dedim. Elini koydu. Allah dedi. Durdu. Ağlamaya başladı. Baskı ve kapana kısılmışlık dedi.
Allah'u ekber. Çünkü anne babada yaşadığı şey de bu. O zaman dedim sizin çocuklarınıza iyi bir din eğitimi verebilmeniz için önce sizin Rabbinizle ilişkinizi düzeltmemiz lazım. Evet. Bak bunun için de yine nereyle çalışacağız? Yine çocuklukla. Evet, o anne baba ile ilişkiyi bir affetme, bir özgürleşme, oradaki duyguları bir alacağız ki tabii. Rabbi ile ilişkisi düzelecek. O zaman zaten doğal bir biçimde çocuğuna anlatacak. Aynen. Doğal bir biçimde o fıtrat orada devreye girecek. Evet, evet, evet. O yüzden bilinç dışı dediğimiz şey yani ama ne var işte yaşandı geçti yahu diyecek bir şey değil. Ama bu kavramı ilk psikoloji literatürüne kazandıran Freud'un baktığı kadar determinist bir şey de değil. Yani evet. 0-6'da oldu biz buranın mahkumuyuz tabii, artık tabii, gibi bir şey de değil. Zaten bu bizim inancımıza da aykırı. Aynen. Çünkü her daim hidayet vardır ve mümkündür. Tekamül her tabii, daim vardır ve mümkündür. Ama buna talip olmak gerekiyor. Yani önce fark etmek, oradaki işte sistemi görmek. Talip olmak için de fark etmek lazım. Tabii, orayı ilk biraz açalım o, istiyorum. İlk adım o. Evet. Yani mesela ekranların başındaki izleyenlerimiz şuna bakabilirler. Anne baba ilişkilerini bir karı koca ilişkileri olarak değerlendirsinler. Yani anne babalarının karı koca ilişkisi nasıl? Ona bir baksınlar. Genel döngülere baksınlar. Hiç bakmayalım oralara. Öyle değil mi dostlar? Benim şimdi sen deyince benim anne babama doğru gittim rahmetli anacığıma. Çok fedakar, çok vefalı. Hep çekmiş. Kadın dediğin çile çeker diyor garibim. Ben çile çekmiyorum tabii. Onun gittiği yoldan gitmiyorum. O farkındalığın getirdiği bir şey. İyileşmeyse eğer farkındalığın getirdiği bir şeydir. Çok elhamdülillah. O şahane. Bir de iki yönlü var. Şimdi orada da mesela belki şu notu düşmek gerekir. Güzel bir açılım oldu. Allah razı olsun. Aynıyla tekrar etmek, şemaya teslim olmak diyoruz bu. Evet. Bu budur. Evet, evet. Bir de aşırı telafi dediğimiz bir nokta var. Tam tersi gibi davranmak. Yani mesela baba ya da anne çok dayakçı biri olsun. Çocuk hayatı boyunca, çocukluğu boyunca bunun mağduru, şiddeti mağduru olmuş olsun. Ve desin ki ben anne olunca bunu yapmamam lazım. Çünkü bunun mağduru olmuş. Bu sefer bunu telafi etmek için aşırı müsamahakar bir noktaya geçiyor. Evet, bak burası önemli. Yani aşırı seveceğim. Hiç kural yok, hiç sınır yok. Şimdi bu da çocuğa... Aşırı seveceğim. Bak çok şirin geliyor ama hocam şimdi ya. İşte ama bu da aynı derecede biliyoruz ki yine araştırmalar söylüyor ki bu da çocuğa en az şiddet kadar zarar veriyor. Yani aşırı baskı nasıl kötüyse ifrat tefrit. Evet. Hani bize ne lazım? Sırat-ı müstakim. Aynen öyle. O yüzden eğer bir şema telafisi değilse bu, hani annem çok fedakardı ve bu onun hayatında cefaya sebep oldu. Ben bunu gördüm çocukken ve bunun iyi bir şey olmadığını da gördüm. Böyle olmaması gerektiğini düşündüm. Bu aşırı telafisi olarak o zaman hiç insanlara bir şey vermemek lazım. Kendini feda edersen, hoşgörülü olursan, alttan alırsan kötü oluyor demişsen bugüne kötü oluyor. Evet. Ama yo ben bunun bir ortasını bulmalıyım diye bir farkındalık gelişti. İşte bu iyileşmek oluyor. Elhamdülillah, aynen öyle. Bu iyileşmek öbür oluyor. Öbür türlü bir sorun yaşıyorum diyorum ki şimdi rahmetli olunca annelerimiz, babalarımız onlar hep bizim hayatımızda oluyor. Ondan önce yok mu? Var, yaşıyorlar hem de. Hayır yok o kadar tesir etmiyor. Beni annesi babası vefat eden iyi anlar. Bir şey yapıyorsunuz Hatice kardeşim. Annem olsa bunu nasıl yapardı? Annem olsa buna ne derdi? Bir dönem öyle bir yaşamışlığım oldu benim. Ama dedim ki hayır annem burada yanlış yapmıştı yine. Tamam annen de çok seviyorsun eyvallah ama burada bir yanlışlık var. Sen öyle yapmayacaksın. Doğruyu da biliyorsun. Elhamdülillah evet bilinç dışı dediğimiz o mekanizma işliyor olsa da bize akıl denilen bir nimet de vermiş Rabbim. Orada o aklı devreye koymak onun için de bilgi, hikmet. Aynen öyle, aynen öyle. Bilgi, okumak, hikmet. Her şeyi okumak, görmek. Kendinin de farkına bilmek. Olmak. Yani aslında beden o kadar güzel sinyal veriyor ki yani ruhsal aynen. mekanizmalar insanın karşısına hayat boyu bir iç huzursuzluğu olarak çıkıyor, bir bel ağrısı olarak çıkıyor. Kronik baş ağrım var diyor mesela. Bunun için çıkıyor. Ya da sürekli mide hastalıkları olarak çıkıyor çünkü hazmedememiş bir şeyleri. İşte bir yüklenmiş hep sırt ağrıları olarak çıkıyor. Yani psikosomatik belirtiler dediğimiz o psikolojik rahatsızlıkların ya da o mekanizmadaki hataların biyolojik karşılıkları da oluyor. Ama biz ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte medikal yollarla çözmeye çalışıyoruz. Halbuki dinlesek bir bedenimizi yani ne oluyor? Nasıl dinleyelim Hatice'cim ya? Farkında olalım yani ve şunu soralım. Yani dinlemek için size şöyle bir ritüel verebilir misin? Vardır. Odanıza çekilin. Arkanıza yastığınızı koyun benim gibi. Gözünüzü mekanın en güzel tarafına çevirin. Bilmiyorum hayal ediyorum şu an aklıma geliyor. Yapalım böyle. Şu an benim böyle bir transa geçesim geldi. Sen güzel bir ortam. Mekan. Ben artık kapatıyorum kamerayı arkadaşlar. Direkt transa gidip kendimi fark ediyorum. Meditatif çalışmalar yapalım. Mesela şurada fark ediyorum.
ipuçları verelim. İzleyenlerimiz de istifade ederler belki. Oruç tutmak. Bende aşırı bir böyle açılım sağlıyor. Onun gibi. Mutlaka sende vardır. Fıtrata dönüştür çünkü. Namaz da mesela böyledir. Aslında ibadetlerin en toprağa güzel... Toprağa basmak. En güzel çiçekler. Taraflarından biri odur. Şimdi Hatice'nin pozitifliği bu çiçekler. Evet. Çünkü çiçeklerle hemhal olmak. Çocuklar. Evet. Doğa, kainat, çocuklar. Aslında bakın bu saydığımız şeyler hep ne? Öze dönüş yani bir nevi. Yani ibadet evet, hocam, de anda kalmak. İbadet de anda kalmak demek. Kainatla hemdem olmak da anda kalma demek. Yani şu pandeminin hep mesela negatif taraflarını daha çok konuşuyoruz. Evet ya. Nasıl baş ederiz, nasıl yönetiriz vesaire diye ama hiç olumlu tarafı yok mu? Çok, herkes bir çok. Hanesine döndü. Herkes bir kendisine döndü. İnsanlar doğaya döndü. Şehri terk etti pek çok insan. Gitti değil mi? Bağ bahçe evet. aldı. Bir şey küçücük de olsa bir prefabrik koyayım. Aynen. Gideyim bir toprağa dokunayım dedi. Bunun özlemini yaşadı. İşte aslında bu bizim özümüzdü zaten. Özellikle şehir hayatında biz bunu kaybettik. Pek çoğumuz günün hengamesi ve koşuşması arasında kendi iç sesimizi duyamıyoruz ki. Şey anlarımız yok yani hani böyle bir içe döneceğimiz ben ne yaşadım ne hissediyorum. Ben annelerle bunun çalışmasını yapıyorum. Özellikle atölye workshop çalışmalarında şunu. Yani çocuğunuz mesela bir şey yaptı ve siz öfkelendiyseniz durun ve o öfkeyi bir dinleyin. Hemen orada çocuğa bir tepki verme. Bir durdur kendini. Durdur. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şahane öğüdü nedir? Bir ortamı değiştir. Bir dur. Evet. De ki ben niye öfkeleniyorum şu an? Beni öfkelendiren şey ne? Bu soruyu sormak beraberinde neyi getiriyor? İçgörü dediğimiz şeyi getiriyor evet. işte. Yani ne beni kızdırıyorun ipin ucu zaten gidiyor yıllar öncesine. Ay, evet. Şu şahane bir cümledir. Ya da babaya gidiyor. Baba onu belki yarım saat aynen, önce kızdırdı. Bir şeye gidiyor. Bir şey. Şimdi bak bununla ilgili şahane bir örnek vereceğim. Çok yakın zamanda yaşadım ve iyi oturacak bence izleyenlerimiz nezdinde de. Kağıt kalemler dediğiniz gibi hazır. Varsa hemen. İzleyenlerimiz de bence bunu not etsinler. Pek çok şeyin oradan ucunu tutacaklar çünkü. Şimdi benim 14 yaşında bir evlat var evde. Allah bağışlasın. Cümlemizin inşallah. İşte ergenliğe böyle yürüdüğü bir dönemde. Ergen gençler ne yapar? Sürekli telefona yapışık halde, evet. arkadaşlarıyla sürekli konuşma halinde. Ben de şimdi kendi ergenliğimi düşünüyorum ve ben de öyleydim. Çünkü anne babanın biraz daha ikinci plana atıldı ve arkadaş çevresinin çok daha önemsendiği bir dönemdir o yaşlar. O yüzden sürekli telefonda işte onlarla mesajlaşıyor, onlarla konuşuyor, onlarla oyun oynuyor vesaire. Ben de normalde bunun hani süreci bildiğim için ne yapıyorum? Hoşgörülü davranıyorum ona. Ama bazı dönemlerde şunu fark ettim ki şey yapabilir miyiz ya şuradan? Biz böyle hani ev ortamında olur. Sıkıntı. Söyleyebilir miyiz? Kapıyı kapatalım da. Meva çünkü buraya tamam. gelir, bütün yayını bloke eder. Yanımız blok olmadan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evde bir iki yaş çocuğu olunca evet, biz bu laf geçiremeyiz. 14 yaşındakini konuşuyoruz. 14'ü konuşuyoruz aynen. Şimdi ben de genelde onu hoşgörülüyüm bu haline. Ama bazı zamanlarda kendimi yakalıyorum. Dayanamıyorum onun o haline. Çünkü mesela biz oturuyoruz, sohbet ediyoruz. O telefonda bir yerde. Gidip şey deme ihtiyacı hissediyorum ona. Oğlum kapat da gel yahu. Yani sürekli telefondasın falan. Onun o haline tahammül edemediğimi hissediyorum iç dünyamda. Önce şunu yakaladım kendimde. Dedim ki ben ne zamanlar tahammül edemiyorum. Yani genelde tahammüllüyüm çünkü. Evet. Ama bazı zamanlar edemiyorum. Ne zamanlar edemiyorum? Ne zamanlar biliyor musunuz? Uykusuzsam, yorgunsam. Gerginsem bir şey yetişecekse ve onun stresi varsa üzerimde bu dönemlerde ne olur? Bilinç dışı devreye girer. Otomatik pilot açılır. Bilinçle akıl, muhakeme ve irade devreden çıkar. Otomatik. O yüzden süreci yönetemiyorum. Otomatik pilot. Peki otomatik pilot devreye girince benim oradaki o tavırlarım, yani o yönetemediğim o tavırlar nereden geliyor? Benim çocukluğumdan. Yani ben o ergenlik döneminde telefonla konuşuyor halde ya da arkadaşlarımla sürekli birlikte olur haldeyken anne babamın bana verdiği tepkiyi aynısıyla çocuğuma vermeye başlıyorum. İşte fark edersen de. Aynen. Fark edersen de hop tamam diyor. Şunu diyebilir çok hale güzel. Geliyorsun. Diyorsun ki mesela yavrum bak bugün çok uykusuzum, çok yorgunum. Bir görmeyeyim ben. Şimdi çünkü dayanamayacağım, laf edeceğim sana. Sen odana çekil diyorsun mesela. Halini en azından anlatabilecek kadar kendini yönetecek şeye gelebiliyorsun. Şimdi ekran başındaki izleyenlerimiz şuna dikkat etsinler. Çocuğum ödev yaparken en çok ben deliriyorum. Ya da yemek saatlerinde en çok deliriyorum. Ya da uyku saatlerinde en çok. Nerede öfkeleniyorsunuz? Ona bir bakın. Oralar muhtemelen sizin çocukken annenizin size öfkelendiği ve tahammül edemediği yerler. Siz onu yaşadınız, deneyimlediniz. Mesela çocuk uyumadığında nasıl davranılacağını, ben uyumadığımda annemin bana nasıl davrandığından öğrendim ben.
Dolayısıyla şu an bilinçli aklımda pedagojik şeyleri uygulamaya çalışıyorum ama ne zaman ki ben yorgunum, irade devreden çıkıyor, muhakeme devreden çıkıyor, o zaman pat otomatik pilot geliyor. Hı hı. Otomatik pilot kim? Annem. Hı hı. Ya da babam. Baba. O zaman büyüdüğüm şu an ortam. Anne baba olanlara otomatik pilotlarını doğru yönetebilmeyi. Fark etsinler. Fark etmeli. Çünkü bildiğimiz yerden çıkıyor aslında sorular. Evet, evet. Bildiğimiz yerdense çocuğumuz da oradan beslenecek. Bunu unutmayın. Tamam, bir kuşak gitmiş olsun sevgili dostlar. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Hasbel kader. Bu da imtihan dünyası diye düşünün. Ha, ben bir çocuk yetiştiriyorum. Madem ben 0-6 yaşta taşıdım geldim bunları. Bildiğim yerden çıkıyor bunlar. Bu tepkileri veriyorum. Benim çocuğum öyle yapmasın. İnan ben şu an ufaklıkta öyle yapıyorum Hatice Kübra'cığım. Hayır, büyükte bunu yapmıştım, bunu da yapmayacağım, dikkat edeceğim. Hayır, yine tutabilirsin kendini, yapabilirsin. Biz de aynı insan değiliz ki çünkü biz de gelişiyoruz. O daha mutlu olacak, tabii. Sana daha çok dua edecek. Bir de bu işin dönen tarafı var, tabii. Bunu çok iyi bilmek tabii lazım. Hayatta imtihan, her şey başımıza gelebiliyor. Rabbim hayırlı bir evladım bana sonradan ettiği dua var ya, hepsine veda. Ya bir de ben şeyde çok heyecanlanıyorum. Bilmiyorum anneler, hani bizi izleyenler şu an ne hissedecekler bu konuda ama benim çocuğum sadece benimle ya da benim ailemle ilgili değil. O benim toplumumla, aynen, o dünya, aynen, ile ilgili. Aynen. Yani hani bazen bize küçük bir şeymiş gibi geliyor. Tek bir çocuk tüm dünyaya etki edebilecek güce sahip. Bunu nereden biliyoruz? Tarih boyunca tek insanların yaptığı devrimlerden biliyoruz yani. Aynen. Öyle değil mi? Şimdi bizim çocuğumuz da bunlardan biri. Çünkü bunlardan biri yani olsun diye yaratıldı. Aynen. Her çocuk, yani her insan aslında hayatta bir şeyleri tamam etmek için yaratıldı. Aynen. Dolayısıyla ben şeyde çok heyecanlanıyorum. Yani o fıtrat açığa çıktığında, o misyon açığa çıktığında kim olacak bu çocuk diye gerçekten heyecanlanıyorum. Ha, bu heyecanı, bu şeyi her ana taşımak mümkün değil. İnsanız çünkü. Tabii. Bizim de inişlerimiz, çıkışlarımız, tabii, oluyor. Ama bu farkındalığı, işte bu bilinç dışı yazılımını da biraz daha iyi okuyarak getirebilirsek günümüze daha kolay olacak. Şey olacak. Niye öfke? Evet. En azından neyden çıkıyoruz biliyor musunuz? Yani bence manşet cümle şu. Bizi öfkelendiren şey çocuğumuz değil, çocukluğumuz. Süper. Çocukluğumda ne kadar tahammül edildiğim, nasıl kızıldığım, nasıl aşağılandığım, nasıl şiddet gördüğüm, ne yaralar var orada. Onlar ömür boyu tetiklene beni kaşıyor yeri geldiğinde. Ben mesela iki oğlumda yaşamadığım tetiklenmeyi, iki oğlumda yaşamadığım açılımları kızımda yaşadım. Muhtemelen bilinç dışı bana benzetti çünkü onu, özdeşim kurdu. Doğru. Özdeşim kurdu çünkü belki hem cins olmamızla alakalı. Hiç olmayacak açılımlar yaşıyor. Mesela buna da bir örnek vereyim. Yani anneler bunları yakalayabilirler diye düşünüyorum. Yazlığımızda işte merdivenden ineceğiz, evin içindeki merdivenden. Meva da o zaman işte 6-7 aylık falan. Kucağımda bebek. Merdivenin başına geldi. Birden tak 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 kalbim çarpmaya başladı. Düşeceğim merdivenden diye. Hani çocuğu düşürürüm diye. Hani herkes endişelenebilir merdivende inerken kucağında bebek varsa ama bu öyle böyle değil yani. Kalbimi böyle duyuyorum. O derece bir anksiyete hali oldu. Allah Allah dedim. Hayırdır inşallah. İndim. Ondan sonra Meva'yı güvenli bir yere koydum. Annemi aradım hemen. Anne dedim, ben çocukken hiç merdivenden düştüm mü? Böyle bir şeyim var mı benim? Çünkü bu kadar korkmak normal değil. Bu normalin dışında bir korku. Ve ben 3 çocuk büyütmüyorum. Yani bu 3. çocuğum oğlanlarla da 50 defa merdivenlerde indik. Kaç 50 defa, kaç 100 defa belki. Hani onlarda hiç yaşamadığım bir şeyi hissediyorum çünkü. Ben dedim, hiç merdivenden düştüm mü? Sen hatırlamazsın ki böyle bir şey dedi. Dedim, ne oldu anlat. Yani 6-7 aylık falandın herhalde dedi. Kucağımdaydın ve birlikte merdivenden yuvarlandık seninle. Allah, şimdi bak bilinç dışının yaptığı şeye bak. Benim kızım olmasını beklemiş. Özdeşim kurabilmem için. Ya, onun 6 aylık olmasını beklemiş. Ve 6 aylık bebeği kucağımda taşıdığımda beni annem yapmış. Meva'yı ben yapmış. Ve bana pıt 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 atıyor. Beden kayıt tutuyor. Yoksa 6 aylık bir bebeğin bunu hatırlaması mümkün mü? Evet, bedenin kayıt tutması. Beden kayıt tutuyor ve diyor ki sen böyleyken düşmüştün burada. Şimdi bu farkındalığa gelince ne yapıyorsun? Mesela şu da olabilir çünkü. Şemaların sıkıntılı yönlerinden bir tanesi şudur. Seni böyle gerer, tetikler seni olaylara karşı ve sen o gerginliği yaşamamak için ondan kaçınırsın. Fobiler de çoğunlukla böyle oluşur zaten. Kaçınma davranışıyla. Şimdi mesela uçak olsa, bir şey olsa belki kaçınacağım, geriliyorum diye ve durduk yere fobi oluşacak. Şimdi merdivende inme fobisi diye bir şey oluşmaz ama mesela asansör olmuş olsa belki asansöre binemeyeceğim kaçındığım için. Ama bunun farkına vardığında ne yapıyorsun? Her
o merdiven başına geldiğinde elini koyuyorsun kalbinin üstüne. Neden? Çünkü dokunuşlar parasempatik sinir sistemini harekete geçirir. Yani seni rahatlatacak hormon salınımını sağlar. İçindeki o küçük kıza diyorsun ki 6 ayında merdivenden düşen kız çocuğuna. Tamam biliyorum acıdı, biliyorum korktun ama geçti. Büyüdün sen artık rahat ol. Rahat ol. Yani burada çünkü çocuğunu düşüreceğin korkusu değil. Sen düştün ya sana onu hatırlatıyor sistem. Evet. Bilinç dışı ömür boyu bunu yapıyor. O yüzden farkındalık dediğiniz gibi çok önemli. Fark etmek iyileştirmenin en önemli adımı. Evet. Biz de farkına vardık efendim ki baktık ki dakikalar akmış, su gibi gitmiş, sonuna doğru gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum Hatice Kübra'cığım. Ben teşekkür ederim. Çok iyi oldu. Eski günleri hatırladık, konuştuk, sohbet, muhabbet ettik ve sevgili izleyenlerimize de bu sohbetimizi bir parçacık da olsa damakta tat bırakmak adına paylaşmış olduk. Evet. Ama şunun altını çizelim ki sevgili dostlar, biz kendimizin farkına varırsak o bilinçaltı, bilinçüstü, bilinç dediğimiz nokta, kayıt tutan şeyin farkına varır ve o kayıtları doğru okursak inanın yol almamız da kolaylaşır. Kesinlikle. Son olarak neler söylemek çok istersin? Çok teşekkür ediyorum. Sevgili çok keyifli Hatice. Bir söyleşiydi. Hakikaten nasıl geçti o kadar zaman anlayamadım. İnşallah nice programlarda biz hep böyle zaten. İnşallah. Bir siz ağırlarsanız bir ben ağırlarım. Böyle biz devam ederiz. Bir günde biz Hatice'ye gideriz efendim. Böyle dostluk kaim olsun. Aynen. Gönüller muhabbetle dolsun. Hoşça bakın zatınıza. Hiçbir şeyi takmayın kafanıza. Emanet edilmesi gereken en emine emanet olun efendim.